Serkan Akçova. Orta Çağ'ın en gaddar savaşçıları. Gizli bir kardeşlik örgütü olarak kuruldu. Kısa sürede tüm Avrupa'nın görünmeyen imparatorluğu haline geldiler. The attack on the Templars by Philip IV was a calculated attempt to steal their wealth. Fransa merkezci bir devlet yapısına sahip. Merkezci devletler rakiplerden hoşlanmaz. 4. Philip Hristiyan kral imgesini sağlam temellere oturtmak istiyor. Templar Grand was part of Philip's desperate bid to resolve his long-standing money problems. Tapınak şövalyelerini lağvediyor ama lanetlemiyor. ...1307 yılının 13. Cuma'sındaki o baskın tapınak şövalyelerinin sonu muydu gerçekten? Bugün tarihçilerin hala üzerinde tam olarak fikir birliğine varamadığı bir konu bu. Filipin askerleri tapınakçılara ait kalelere girdiğinde ne kayda değer bir hazineye ne de şövalyelere ulaşabilmişti. Pek çoğu onlar gelmeden kaçmayı başarmıştı. Peki güçlerinin zirvesindeki 150 yıldan sonra tapınak şövalyeleri öylece kayıplara karışabilir miydi? Tapınakçıların bir kısmı bir şekilde kaçar. Bir kısmı bu Felemenk ülkesine sığınırlar. Çünkü bu Felemenk ülkesi tarihte hep daha böyle açık fikirli, hürriyetçi vesaire tanınır. Orada bir süre kalırlar ve oradan Fransa'nın can düşmanı, rakibi ve çok erken bir çağda hürriyete doğru yelken açan İngiltere'ye intikal ederler. Papalığın fermanına rağmen bu iradeye karşı gelen iki tane krallık vardı. Bunlardan birisi İspanya Krallığı, bir diğeri de Portekiz Krallığı'ydı. Bu dönemde başlatılan coğrafi keşiflerin de yine tapınak şövalyeleri vasıtasıyla gerçekleştiğine dair iddialar söz konusu. Hatta ve hatta Umberto Eco tapınak şövalyelerinin son büyük üstadı, sürgündeki büyük üstadı olarak addettiği Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetmeye giderken o keşif gemisinde tapınak şövalyelerinin bayrağını dalgalandırdığını iddia eder. Tapınak şövalyelerinin bir çeşit erken uyarı aldıklarını öne süren önemli görüşler var. Bunlar arasında en yaygını tutuklamalardan kısa bir süre önce son büyük Üstad Mole'nin tarikatın pek çok kitabıyla kaybolmamış yazılı kurallarını kaçırmayı başardığı yönünde. Anlatılanlara göre Mole tüm Fransa geneline bir talimat göndererek tarikat adetleri ve törenleriyle ilgili hiçbir bilginin yayınlanmamasını emretmişti. Sanki kardeşlerini ve kendisini etkileyen bu trajedinin bir planın sonucu olduğunu biliyor gibiydi. Bir başka söylentiye göre ise bazı şövalyeler Fransız limanlarından altın yüklü gemilerle kuzeye doğru hareket etmişti. Simply distributed the gold around their holdings across Europe. In that sense, there may well have been 50 horses running out of the Templar stronghold, and they may well have been laden with gold. But I think it's much harder to explain the complete absence of any record of 18 galleys that then set sail for whatever destination from La Rochelle, loaded with bullion. I think it's much better to imagine this money was spread around Europe.
tapınak şövalyelerinin gerek Kudüs'teki ve gerekse Fransa'daki arşivlerinin yok olmasından dolayı aslında biz ne kadarlık bir servete sahip olduğunu da bilemiyoruz. O hazinenin nereye aktarıldığı veya ne kadarlık bir hazinenin aktarıldığı konusunda hiçbir bilgi söz konusu değil. Şövalyelerin son lideri Jacques de Molay, Philippe'in emriyle korkunç bir şekilde can verirken, kaçmayı başaran şövalyeler Avrupa'nın farklı kentlerine doğru yola çıkmıştı bile. Pek çoğu Fransa'nın doğusundaki dağlara çekildi. O yıllarda bu bölgelerde köylüler dışında kimse yaşamıyordu. Ve şövalyeler bugün İsviçre olarak anılan bu toprakları çok iyi biliyor. Tapınakçıların hazinelerle birlikte İsviçre Alplerine kaçtıklarına dair bir kanıt yok. Ama o günlerde yaşanan bir olay şüphe uyandırıyor. The Swiss were known at the time as a farming community. So, in 1315, when there was an attack by Duke Leopold of Habsburg, and that attack was successfully resisted, this should raise an eyebrow, and not least because the Swiss had a new and extremely significant weapon, the halbert. This is the same weapon that the Swiss guards carry in the Vatican today. And it was particularly effective against horses. It's not impossible to speculate that the Swiss had military help, therefore, from the Templar Knights in building up an effective defense system so quickly. Şövalyeler gittikleri her yere yeteneklerini de götürüyordu. Bu yetenekleri kullanabilecekleri en elverişli yerse İskoçya'ydı. Pek çoğu önce İngiltere'ye kaçmıştı. Ama burada özgür olamayacaklarını biliyordu. There was a period of war between Edward II and Scotland. And Edward certainly followed Clement's orders and outlawed the Knights Templar. Papa o bildirisinde evet tapınak şövalyelerini lağvediyor ama lanetlemiyor ve aforoz etmiyor. Bazı tarihçiler faaliyetlerini yer altında yürütmeye devam ettiklerini ve özellikle kiliseye karşı ve krallıklara karşı mücadele yürüttüklerini söylüyorlar. Tapınak şövalyelerinin tamamen özgür kalabilecekleri tek ülke İskoçya'ydı. İskoçya'da papalık kurumu tam olarak yerleşmemişti. Dolayısıyla haklarında bir emir çıkarılması oldukça düşük bir ihtimaldi. Buna rağmen bugüne kadar hiçbir kayıtta İskoç tapınak şövalyelerine dair bir iz yok. Tabii 1314'teki Bannockburn Savaşı hariç. Bazı tarihçiler 20 bin kişilik İngiliz ordusunun sadece 6500 askerden oluşan İskoç ordusu karşısında yenilmesini tapınak şövalyelerinin gizli desteğiyle açıklıyor. Story goes that they were then welcomed openly into the ranks of Robert the Bruce's army. And the combination of Robert the Bruce's army with the Templar discipline and knowledge sent Edward's army homeward to think again at the Battle of Bannockburn in 1314. Now, there are historians today who claim that this is actually a Victorian fantasy and that it actually devalues the prowess and tactical brilliance of Robert the Bruce. And I'm inclined to think that there may have been some Templar presence or some Templar mercenaries in Robert the Bruce's army, but I think it's unlikely that they played a significant role in changing strategy. Tapınak şövalyeleri 3 farklı sınıftan oluşuyordu. Bu sınıfların içerisinde en önemli, tarikata en fazla faydası dokunan, hizmet eden sınıflardan birisi de masonlardı. Yani duvar ustaları. Bunlar çok becerikli adamlardır.
Bunlar çok sanatkardırlar. Birincisi taş ustasıdırlar. Nefis inşaatlar yapıyorlar. İkincisi paraları var. Paraların bir kısmını, tamamı değil ama bir kısmını götürebiliyorlar, kaçırıyorlar. Avrupa'ya gittikleri yerlerde işlerini değiştiriyorlar. Ticaret yapma, savaşma imkanları kalmıyor. İşi yapıcılığa döküyorlar. Mimar oluyorlar. Taş ustası oluyorlar. Taş ustalığının Fransızca karşılığı masondur. Dolayısıyla bunlar mason olarak anılıyorlar. Hakkında en fazla konuşulan ama en az bilgiye sahip olduğumuz gizemli bir cemiyet masonluk. Kökleri Orta Çağ duvar ustalarına dayanan gelenekleri yüzyıllardır yaşatılıyor. Paranın cömertçe harcandığı törenler, sırlarla dolu ritüeller ve eşi görülmemiş bir insana. Bugün sayıları net olmamakla birlikte dünyada 6 milyondan fazla mason olduğu tahmin ediliyor. Peki bu kadar insanı bir araya getiren güç ne olabilir? Masonstvo одним словом не расскажешь, что это такое. Это и мужской клуб, это и клуб по интересам, это и клуб философский клуб, и эзотерический клуб. И, ну, очень многогранная организация. Masonry was a call to friendship and company in an increasingly busy and urban life. It was marked by funny handshakes, yes, the grip, and by passwords or modes of recognition of fellow brothers on the square. It is marked by an interest in symbols and the esoteric. İngiltere ve İskoçya'da duvar ustalarının oluşturduğu birlikler Orta Çağ boyunca vardı aslında. Ancak bu birliklerin ya da diğer bir ifadesiyle locaların düzenli kullanımına dair ilk veriler İskoçya'da görüldü. 1500'lerin sonunda İskoçya'da en az 13 loca vardı. Tapınakçıların şövalyelik dışında iyi birer duvar ustası olduğu ve pek çoğunun İskoçya'ya kaçtığı hesaba katılırsa akıllara tek bir soru geliyor. Masonluğu tapınak şövalyeleri kurmuş olabilir. Bu teori kimilerine fazla fantastik gelebilir. Ama masonları bu kadar esrarengiz yapan da bu zaten. Çıkış noktaları ile ilgili çok az bilgi var elimizde. Dolayısıyla gerçekle kurgu iç içe geçmeye çok müsait. Tarihi analizleri bir kenara bırakıp masonlara soracak olursak, onlar köklerini Kral Süleyman'a dayandırıyor. Mason localarının temelini Hiram Abif'in hikayesi oluşturuyor. Hiram Usta, Kral Süleyman tarafından ileride Süleyman Mabedi olarak anılacak olan tapınağın inşası için görevlendirilmiş bir duvarcı ustasıydı. Yönetimi altında çalışan duvar işçilerinden oluşan bir tür lonca kurmuştu. Burada işçileri çırak, kalfa ve usta olarak ayırıyor ve hepsine mimarlık bilgilerinin bir kısmını öğretiyordu. Çıraklar kalfaların, kalfalar da ustaların bildiği sırları bilmiyor. İşçiler ancak bilgileri arttıkça derecelerini yükseltebiliyor ve Hiram'dan yeni bilgiler öğreniyor. Нас вся ритуалистика построена на построении храма Соломона, и один из главных мастеров, кто строил храм Соломон, это мастер Хирам. И как раз весь ритуал построен на его работах и жизни. Каждый мастер-масон, можно сказать, проживает жизнь Хирама. От строительства храма до, так скажем, смерти. Kral Süleyman, Yahudilikte din büyüğü, Hristiyanlıkta yasa koyucu ve kral, İslam'da ise peygamber olarak kabul ediliyor. Hazreti Süleyman,
yaşadığı dönemde çok büyük bir güce ve mülke ulaşmış peygamberdi. Bir tür dünya egemenliği kurmuştu. Anlatılanlara göre Hiram Usta, tapınağın inşası sırasında Hazreti Süleyman'ın bazı sırlarına da vakıf olmuştu. Acaba Hazreti Süleyman'ın gizlediği bu sırlar ne olabilirdi? Bir gün üç duvarcı bu sorunun yanıtını almak için beklemekten daha kısa bir yöntem olduğunu düşündü. Hiram Usta'yı sıkıştırdılar ve bildiği tüm sırları kendilerine de anlatmasını istediler. Bu zorba yöntem işe yaramadı. Ancak yaşananlar bugüne dek gelen Mason geleneğinin temelini oluştu. In Masonic texts, three men kidnap Hiram and torture him to give up the master's word. But Hiram was filled with wisdom and understanding, keeps silent, and he is assassinated. Hazreti Süleyman Hiram'ı öldüren o haydutları yakalayıp öldürttü. Hiram'ın intikamını aldı ve daha sonrasında o Hiram'ın sahip olduğu Masonik bilgileri farklı üstadlara aktardı. İşte Masonluk'ta ketumluk yemininin Hiram Abif'in üstadlık sırlarını vermemek uğruna ölümü göze almasından kaynaklandığı düşünülüyor. O, kendisine verilen sırları korumayı başarmıştı. Diğerleri de onu izledi. Tabii bu sadakat ve gizlilik haklarında çıkan sayısız komplo teorisinin de temelini hazırlayacaktı. Сегодня, да и не сегодня, и 100 лет, и 200 лет назад ходило много мифов, небылиц, слухов вокруг масонства о том, что мир управляется масонами и тому подобное. Неправильно это выражение, что называется всякого рода мировыми заговорами или там влиянием на политику, на еще что-то. Масонство, как таковое, именно общественная организация масонства, ни на политику, ни на религию не влияет. И таких задач нету. Более того, я вам скажу, что в масонстве запрещено на работах масонских лож обсуждать политику и религию. Masonik anlatılara göre Hiram Abif'in ölümünden sonra diğer sadık öğrencileri tapınağın sırrını korumaya ve Hiram'ın kurduğu lonca sistemini sürdürmeye devam etti. Bugün operatif masonluk adıyla bildiğimiz bu sistem en basit tabiriyle meslek örgütlenmeleriydi ve orta çağda oldukça yaygındı. Ancak Paris'teki o büyük bozgundan sonra tapınakçıların Avrupa'ya dağılması yeni bir süreci başlatacaktı. The idea that the Templars influenced the Freemasons is not new, but I think is without real evidence. But the idea that the Freemasons picked up, developed, mythologized and embellished Templar legend is unquestionably a fact. Masonların kullandıkları pek çok sembolün şövalyelerden gelmiş olması başka türlü nasıl açıklanabilirdi ki? Masonlar için sembolizm büyük önem taşıyor. Felsefelerini gizli semboller ve işaretlerle açıklıyorlar. Böylece açıkça ifade edilmesi mümkün olmayan pek çok bilgi gizli bir şekilde aktarılmış oluyor. Harici dedikleri mason olmayanlar içinse bu sırlar her zaman ulaşılmaz olmalı. Bu yüzden kural ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı. Клянемся о том, что происходит на работах ложи, мы не можем это вовне распространять. Масонство не тайная организация. Масонство – организация с тайной. Это немного разные вещи. И одна из главных тайн масонства – кто является, а кто не является масоном. Если сам масон свое имя не открыл, то ни один из других братьев масонов никогда не скажет, что вот.
Masonlar amaçlarını üyelerinin toplumun daha iyi fertleri olmasını sağlamak olarak açıklıyor. Başından sonuna kadar kullandıkları metafor inşa etmek. Tam kabul edilmiş bir mason olmanın 3 aşaması var. Bunlar derece olarak da biliniyor. Her derecede adaya belli sırlar veriliyor. Bir işaret, bir tokalaşma veya bir kelime. Birinci dereceye kabul edilen çırak oluyor. Ardından yükselerek kalfa ve üstad unvanlarına erişiyor. Масоном может быть мужчина старше 21 года. Единственное, здесь есть исключение для сыновей масонов. Они могут с 18 лет подать заявление. Мужчина свободный и добрых нравов, верующий в Бога и бессмертие души. Mason olabilmenin bir başka şartıysa sosyal çevreyle ilgili. Üyelerin takdir edilen eğitimli ve örnek teşkil eden bireyler olması bekleniyor. Ayrıca masonlar her ne kadar ekonomik koşul gözetmediklerini söylese de bugüne kadar yoksul bir mason pek de görülmüş şey değil. У нас есть члены достаточно весомые в обществе. И в политических кругах, и просто в общественных. Очень много деятелей искусства, культуры. У нас есть и военные, и политики, и с полицией. И каждый на своем месте, наверное, в определенном роде влиятельным. И привносит на благо, подчеркну, на благо своей родины. Мы все граждане России. Masonlar birbirine birader ya da kardeş olarak hitap ediyor. Bunu aralarındaki bağlılığın bir sembolü olarak görüyorlar. Bugüne kadar haklarında pek çok varsayım ortaya atılan bu gizli cemiyetle ilgili en büyük yanılgıysa üyelerinin tamamının Yahudi olduğu düşüncesi. Yaygın inanışın aksine masonlukta Yahudi olmak gibi bir kural yok. Müslümanın da открывается обязательно Коран. Если есть люди, открывается Тора. Если все, то открывается Библия. Ancak yine de onları Yahudilikle ilişkilendirenlerin işaret ettiği önemli noktalar. Yahudi geleneğine göre Kral Davut'un oğlu Süleyman'a yaptırdığı Süleyman Mabedi, tarihsel süreçte 2 kez yıkıldı. İkinci mabedin, milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmasıyla tapınağın 3. kez inşası gündeme geldi. Kitab-ı Mukaddes'e göre Süleyman Tapınağı, Allah'ın bizzat emriyle, bizzat Davut'un oğlu Süleyman'a emriyle ve Allah'ın emrettiği yerde ki o yerde Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istediği Moriah Tepesi'nde inşa edildiğini biliyoruz. Süleyman Mabedi Hristiyanlar için önemliydi ama Yahudiler için hayati bir önem taşır. Çünkü Süleyman Mabedi Yahudilerin kutsal nesnelerinin, yazılarının, levhalarının saklandığı bir mahalde, ibadet edilen bir mabette ticaret de yapılıyordu. Çok ilgi çekici bir şey. Yani bir külliye gibi düşünün. Мы вот как раз сейчас находимся в масонском храме. Здесь проходит ритуал. Ритуал очень красивый. Все ритуалы посвящены идее восстановления строительства храма Соломона, который описан и в Библии, и в Коране. İşte Yahudi inanışında olduğu gibi masonik düşüncenin temelinde de tapınağın yeniden inşası hedefi var. Peki
nasıl olur da tüm dünyada elit kesimden milyonlarca üyesi olan Masonluk, asırlar önce yapılmış ve yine asırlar önce yıkılmış bir tapınaktan bu denli etkilenebilir? В первую очередь мы восстанавливаем храм внутри себя. Внутри выстраиваем свою душу по подобию храма Соломона. И если мы будем находиться сами с собой, с своей душой в гармонии, то это и есть построение храма Соломона. Gerek Süleyman Mabedi'nin yeniden inşası hedefi, gerekse bazı masonik işaret ve sembollerin Yahudi kültürüne dayanması, yıllarca masonluğu Yahudilikle ilişkilendirenlerin en önemli argümanları oldu. Yahudiler Orta Çağ boyunca girdikleri toplumlarda dışlanmıştı. Gerçekten de söylendiği gibi ortak bir paydada buluşmuş olabilirler miydi? Yahudiler Orta Çağ'da Avrupa'nın muhtelif yerlerinde yaşayan bir topluluktu. Zaman zaman ciddi düşmanlıkla karşılaştılar ama zaman zaman da barışçıl bir şekilde de yaşamayı da başardılar Avrupa toplumu içinde. Yahudilere karşı asıl düşmanlığın artışını belirleyen faktör Haç seferleri ve sonrasında özellikle Avrupa'da ticari hayatın güçlenmesi oldu. Yahudiler Avrupa'ya Roma İmparatorluğu döneminde yerleşmişti. Sadece 800 ve 1100 yılları arasında Hristiyan Avrupa'da 1,5 milyon Yahudi yaşıyordu. Ancak serf ya da şövalye olarak feodal sistemin bir parçası olamıyorlardı. Kilisenin Hazreti İsa'nın ölümünden Yahudileri sorumlu tutan metinleri vardı. Yahudiler Hazreti İsa'nın katili olmakla suçlanıyordu. Onlar dönemin genel algısında acımasız, şeytanla işbirliği yapan, büyücülükle uğraşan, tehlikeli ve uzak durulması gereken insanlardı. Avrupa'da Yahudilerin hiçbir hakkı yoktu. Birincisi toprak edinemiyorlardı. Askerlikle bir alakaları yoktu. Kala kala askerlerin gözünde, savaşçı insanların gözünde en adi olay ticarettir. Yahudilere düşen nedir? En adi işi görmek. Yani Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek. Ticaret. Sıradan Hristiyanların aksine Yahudilerin çoğu okuma yazma biliyordu. Pek çoğu finans, yönetim ve hekimlik gibi alanların uzmanıydı. Avrupa'daki ilk zamanlarında Sicilya, İspanya ve Fransa'nın güney bölgelerine yerleştiler. Daha sonra küçük gruplar halinde ticaret güzergahlarını takip ederek Kuzey Fransa, Almanya ve İngiltere'ye yerleşmeye başladılar. Gittikleri ülkelerde para getirecek hemen hemen her işin içine giriyor. Yahudiler toplumdan dışlandıkları için ve kırsal, tarımsal bir ekonomi hakim olduğu için Avrupa'da daha ziyadesiyle şehirlerde yaşamak durumundaydılar ve para, nakit üzerinden ticaretle uğraşıyorlar veyahut da eğitimli zümreyi teşkil ediyorlardı. Dolayısıyla para gücü ticaretten dolayı Yahudilerin elindeydi. Papalık faizi yasaklamıştı. Altın tepside sundular bankacılığı ve kredi işlerini. Ama Yahudi dininde esas bir slogan vardır. Ticaret ibadettir diye. Esas oradan kanlama işliyor. Yani bunlarda yasak yok hiçbir zaman. Evet, bir tek yasak var ticaret konusunda. Faizi kardeşlerinize veremezsiniz. Faizli kredi kardeşine veremezsin diyor. Kardeşine? Aynı İbrahimoğulları. Yahudilere göre başkaları için çalışmak putperestliğe benziyor. Neden onca emeği devlet ya da bir başkası için harcamaları gereksin ki? Üstelik Talmud da onlara birbirine bağlı ve dışarıya kapalı bir toplum olmayı öğütlüyorken. Bu yüzden olsa gerek gittikleri yerlerde din değiştirmeleri için yapılan baskılara
topluca direndiler. Bazı yerlerde Hristiyan olduklarını söyleseler de aslında gizlice kendi ibadetlerini yapmaya devam ediyorlar. Yahudilerin en önemli özellikleri budur. Olağanüstü bir vefa ve sadakat duygusu vardır. Kendi geçmişlerinden, kimliklerinden, özlerinden kopmazlar, koparamazsınız. Kafasını koparın ama özünden, kimliğinden koparamazsınız. O dönemler esnaf loncaları Yahudileri dışlayan bir yapıda şekilleniyordu. Hristiyan dayanışması onları dışarıda bırakırken Yahudiler en iyi bildikleri işe yöneldiler. Tefecilik. Tefecilik biraz birikimi olan tüm Yahudilerin mesleğiydi. Büyük miktarlarda borç para veren ve sadece faiz değil, faizin faizinden de para kazanan zengin Yahudiler zamanla bugünün banka görevini üstlenmeye başladı. Being strict church laws against usury, meaning that whatever money lending went on was done by individuals outside the mainstream Christian society. While there is fairly clear evidence that people Mordecai, Ben Hillel, and Ibn Adret in Spain were money lending, charging rates of interest that were actually exorbitant. When you look at the evidence, it's arguable that the Jewish moneylenders were often more reliable and less exploitative. Kolay yoldan para kazanarak servetlerini arttırma fırsatı bulan Yahudiler, aynı zamanda ekonomik bakımdan da kilit noktalara yerleşmeye başlamıştı. Zamanla Avrupa'da birçok kimseyi kendilerine borçlu hale getirdiler. Bu durum Yahudilere yönelik var olan nefret duygularını daha da arttırdı. Gittikleri her yerde Hristiyanların suçlamalarına maruz kaldılar. Özellikle Fransisken ve Dominiken gibi Katolik Hristiyan tarikatlarının verdiği vaazlar Yahudileri doğrudan hedef haline getiriyordu. This was a period when the population was beginning to question and redefine the strict understanding of usury laws. And this means people like Aaron of Lincoln. He was at the time the richest man in England. They were no longer tolerated. In fact, Henry II, the man linked to the Becket scandal, seized all of Aaron's estate when he died. Hac seferinin yaratmış olduğu dini coşkunluk ortamında da Yahudilere karşı bir düşmanlık politikası Avrupa'da gelişmeye başladı. Dolayısıyla özellikle birinci Hac seferleri sürecinde Yahudilere karşı ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında bu 12. yüzyılda bir artış gösteriyor. Asıl ivme ise 13. yüzyılın sonunda 1290 yılı itibariyle İngiltere'de Kral 1. Edward Yahudileri ülkeden sürüyor. Çünkü Yahudilere karşı ciddi borçları var. Bundan dolayı Yahudileri sürüyor. 13. yüzyılda durum daha da kötüleşti. İngiltere 1218 yılında Yahudilere ayırt edici işaret takma şartı getiren ilk ülke oldu. 1272 yılına kadar Yahudileri kısıtlamak için 49 ayrı vergi çıkarıldı. 1300'lü yıllara gelindiğinde ise Avrupa genelinde Yahudilere yapılan baskı daha da arttı. Keşişler ve rahipler halka Yahudilerden nefret etmeyi ve onları öldürmeyi öğütlüyordu. İşte Yahudilerin yaşadıkları yerlerden kovulmaları da bu noktadan sonra yaygın bir hal almaya başladı. Yahudi olmak kolay değil. Halk sevmiyor falan. Tabii yöneticiler de sevmiyor. Sömürüyorlar, yöneticileri de sömürüyor. Adamların ihtiyacı var. İtalya'dan belli bir zamanda, İngiltere'den belli zamanda, 1492'de İspanya'dan sefer ettiler. Onlar bir süre sonra bir kısmı, büyük bir kısmı Osmanlı'ya geliyor. Kovuluyorlar. Ya, o kadar sevilmiyor. Yani halk değil yalnız.
Yöneticiler de bunları belli bir süre sonra o kadar daralıyorlar ki, sömürüyorlar ki. İspanya'nın kapı komşusu İber Yarımadası'nın batısında Portekiz, ortası, kuzeyi ve doğusu İspanya'dır. Portekiz'de İspanya'ya bakarak bu Yahudilerden kurtulalım derler. Tamam mı? 1496'da Portekiz'in Yahudileri kovuluyor. Bu dönem Ortaçağ Hristiyan Avrupası'nın ciddi bir dönüşüm yaşadığı zamanlardı. Rönesans ve coğrafi keşifler yeni bir çağın kapısını aralarken insanlık daha önce hiç tanışmadığı fikirlerin içinde bulmuştu kendini. Üstelik ileride yeni çağ olarak adlandıracağımız bu dönemin değerleri pek de öyle Ortaçağ Hristiyan Avrupa medeniyetinin devamı sayılmazdı. Tam aksine onun zıttı ve en azılı düşmanı olarak çıkmıştı ortaya. The driving force of the Renaissance and the Reformation was the rise of the middle class and the power of commerce. Travel probably also played its role and the emergence of secular education. Some of the earlier Renaissance scholars like Petrarch and Erasmus certainly wanted to reform the church. Orta Çağ her alanda kilise egemenliğinin söz konusu olduğu kapalı ve tutucu liderlerin çağıydı. İnsanın hiçbir önemi yoktu. Engizisyon mahkemelerinde insanların sırf servetleri için haksız yere öldürüldüğü, papazların menfaatleri karşılığında günah affettiği, yani mantık ve insani esasların kaybolduğu bir dönemdi. Kilise ise sıradan bir insan için her geçen gün daha da korkutucu bir kuruma dönüşüyor. Ayinler sadece Latince yapılıyordu. Olur da biri eğer kendi dilinde dua ederken yakalanırsa en ağır cezalara çarptırılıyordu. Toplumda kitaplar yaygın değildi. İçinde bir tane bile kutsal kitap olmayan kiliseler var. Bu karanlık çağı kapatan gelişmeler, coğrafi keşifler ve yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans'la başladı. Mutluluğu arayan insanlar bu mutluluğu özgür düşüncenin kapılarını açmakta buldu. Renaissance was an intellectual campaign. This was central to the Renaissance spirit, to go back to those original languages. But that same impulse, therefore, also lies at the heart of the Reformation itself, in a drive to get back to the basic biblical values, to get back to the basic biblical languages, to give access to the texts, to strip the church of its power. 15. yüzyılda Almanya'nın küçük bir kasabasında Batı uygarlığını kelimenin tam anlamıyla değiştiren bir hareket başladı. Bu hareketi başlatan adamın adı Martin Luther. Martin Luther, papalığın içinde bulunmuş olduğu durumdan rahatsız olan bir ortaçağ din adamı. Luther was born into a period of change. With a gathering rise in national identity, which is important, a rise in commerce and international travel and trade, the discovery of original texts, and I think probably what is most important, the rise of the printing press. Bu dönem ölüm korkusunun çok yaygın olduğu bir dönemdi. Luther de ölüm korkusu yaşıyor. Kafasında yanıtlanmamış bir sürü soru vardı. 21 yaşına geldiğinde bu sorulara yanıt bulma umuduyla bir manastıra yerleşerek rahip olmaya karar verdi. Burada sürekli dua ediyor, kitap okuyordu. Bulduğu bir kitapsa onun dünyayı şekillendirecek bir anlayışa sahip olmasını sağlayacaktı. Martin Luther kesinlikle zihninde daha sonradan öncüsü olacağı reform hareketini gerçekleştirme gibi bir misyona ve anlayışa sahip değildi. Onun için Martin Luther bir ortaçağ din adamıdır. Ortaçağ zihniyeti ve kalıplarıyla düşünür diyebiliriz.
Luther okumalarında önce tövbe kelimesinin yanlış çevrildiğini fark etti. Uygulamada tövbe kelimesi günahın pedere itiraf edilerek karşılığında kefaret ödendiği bir sisteme dönüşmüştü. Oysa tövbe kelimesi insanları günahlarından uzaklaşarak kutsal kitaba yönelten bir tutum değişikliğini ifade ediyor. Luther için bu kavrayış her şeyi değiştirdi. Ona göre asıl odaklanılması gereken insanların basit ve dürüst bir şekilde Tanrı'ya günahlarını itiraf edip Tanrı'nın da kendilerini affettiğini duymaktı. Bunu ulaşabildiği herkese anlatmak istedi. Dinin yorum tarzları gerçeği izah etme noktasında isabetli olup olmadıkları tartışılmaya başlandı ve özellikle böyle irrasyonel gözükebilen dini bir takım ritüeller, dini bir takım inançlar sorgulanmaya başladı. Martin Luther'in zihniyetinde sadece papalığın içinde bulunmuş olduğu yozlaşma, çürümeye karşı bir tepki anlayışı vardı. Kendisi bir keşiş, Agustinyen tarikatına mensup olan bir keşiş ve papalığın içinde bulunmuş olduğu yozlaşmayı, din adamlarının içindeki bulunmuş olduğu yozlaşmayı eleştiriyor. Ve bu eleştirisi birden onun da tahmin edemeyeceği boyutlarda bir sürece yol açıyor. Luther alışılmışın dışındaki görüşleriyle dikkat çekmişti. Ama yine de araştırmaya ve orijinal dillerde metinler okumaya devam etti. Sonuçta Rönesans'ın özü de bu değil miydi? Dönüm noktasıysa kilisenin insanlara bağışlanma belgesi satmaya başlaması oldu. Bu belgeyle Araf'ta olduğuna inandığınız bir yakınınızı kurtarabiliyordunuz. Belki kullanmadığınız bir yüzük, belki daha değerli bir eşya cennetteki yerinizi garantileyebiliyordu. Luther bu düşünceler karşısında tam anlamıyla çılgına dönmüştü. Bu eskiden beri, yani Hristiyanlığın aslında kurumsallaşmaya başladığı en erken dönemlerden beri Hristiyanlık içinde olan bir uygulama. Yani insanlar bağış yapıp bir tür sadaka mahiyetinde. Fakat bunun geç orta çağlarda ticarete dökülüyor. Zaten Luther'in de eleştirisi, sert eleştirisi de bu endülüjansın bu yozlaşma biçimi oluyor. Luther, çılgınca bulduğu bağış belgesine karşı sadece vaaz vermekle kalmadı, bu konuda bir tartışma da başlattı. 1517 yılında 95 maddelik bir yazı kaleme aldı. Metnin bir kopyasını da Papa'ya gönderdi. Katolik Kilisesi ve Papa'nın tutumunu eleştiren 95 tezi, Katolik Kilisesi'nin Avrupa'daki siyasi gücünü zayıflatan en önemli metin olacaktı. Well, Luther's thoughts really were revolutionary. The 95 Theses of 1517 was a statement about independent thought. It can be seen, or at least Luther's thoughts in general, can be seen to have contributed to the 30 Years' War and the destabilizing of established order. And this is why Henry VIII persuaded Thomas More to write a pamphlet condemning Luther. Protestan hareketlerin 3 tane temel ilkesi var. Bunlardan bir tanesi sola fide dedikleri yalnızca inanç. Yani bir insan Tanrı'ya inanarak ve İncil'in temel ilkelerini okuyup anlayarak inancı bulabilir, doğru yolu bulabilir. Bunun için bir aracı güce, yani din adamlarına, Katolik Kilisesi'nin din adamlarına ihtiyaç yoktur. Birinci ilke bu. İkinci ilke sola scriptura dedikleri sadece İncil. Yani biz din adamlarının yapmış oldukları yorumlara itibar etmek zorunda değiliz. Onların aracı olmasına ihtiyacımız yoktur. İncil metnini okuyarak da dini Tanrı ile kul arasındaki bir ilişkiye indirgemek. Üçüncüsü de yaptığımız eylemlerle cenneti kazanmayız. Bu Tanrı tarafından verilmiş olan bir lütuftur. Bunun daha sonraki sonuçları ne olacak? İşte Püritenler meselesinde görüleceği gibi seçilmiş bir insan olma, seçilmiş bir ulus olma düşüncesine yol açacak. Luther, bir kağıt parçasının nelere yol açabileceğine inanamamıştı. Düşünceleri kısa sürede tüm Almanya'ya, oradan da Avrupa'ya yayıldı. 1520 yılında 3 ayrı manifesto daha kaleme aldı. Luther, yazılarıyla Katolik Kilisesi'nin var ettiği duvarları bir bir yıkıyordu.
İronik olansa Luther'in aslında kiliseyi bölmek gibi bir düşüncesinin hiçbir zaman olmayışıydı. O sadece Katolik hükümlerinin ıslah edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak kaleme aldığı yazılardan sonra sadece aforoz edilmekle kalmadı, hem suçlu hem de sapkın ilan edildi. Reformation ideas of Luther trickled into England despite this condemnation, particularly into places like Cambridge, centers of learning, where there was a vibrant trade in forbidden books. İnsanların iyi işler yapması iyidir, dini bir tavırdır, ahlaki bir tavırdır ama bizi cennete götürecek olan şey o değil. O Tanrı'dan gelen bir lütuftur. Dolayısıyla Tanrı bizi seçtiği için biz iyi işler yapalım. İyi işler yaptığımız için Tanrı bizi seçmiyor. Katolik mantaliteyle farklılığı bu noktada yatıyor. Ben çok eksik bir varlığım diyor. Zayıf bir yaratığım diyor. Ama içimde bir mükemmellik duyuşu var. Eksik olmama rağmen mükemmelliği düşünebiliyorum. Bunu ben nereden aldım diyor. Bu gördüğüm, ettiğim bir şey değil. Çünkü etrafım her şey eksik. Geçici. Her şeyden önce ölüm var. En önemli şey hudut ölümdür. Bu mükemmellik duyuşunu ben etrafımdan almadığım, içimde de görmediğime göre bunu bana bir dış güç, bir kudret ekmiş olmalı. Kendisi mükemmel olan o kudret bana kendisini yansıtmaktadır. O Tanrı'dır diyor. O kudret Tanrı'dır diyor. Luther'e göre kilise basit bir sözcüğün yanlış çevirisiyle manayı halktan adeta çalmıştı. İnsanlara kilisenin yorumuna bağımlı olmadan kutsal metinleri kendi dillerinde anlayabilme olanağı vermek istiyordu. Bu anlayış aslında Reformasyon'un da özüydü. Dilin gücünü kavrayan Luther hiçbir şey yapmayıp sadece İncil'in Almanca çevirisini yapmış olsaydı da Reformasyon'la ilgili ismi yine duyulurdu. The Renaissance encourages people to question the status quo and to see that change was possible. But the Reformation simply makes this questioning effective in practice, and the Reformation ushers in a political change across Europe. İbadetin ulusal dillerde yapılabileceği protestanlık düşüncesiyle birlikte gündeme geldi. Sadece din adamlarının, papazlarının yorum yapmasının yeterli olmadığı, her insanın aslında İncil'leri inceleyerek Tanrı'nın istediği anlamı oradan çıkarabileceği görüşü protestan dünyada yaygınlık kazandı ve yelpazenin de olağanüstü ölçüde genişlediğine tanık olduk. Avrupa'nın adeta dini olarak ikiye bölünmesine neden olan protestanlığı ortaya çıkaran figür olması dolayısıyla Martin Luther'i çoğu insan işte modernliğin başlangıcına neden olan temel aktör olarak görmeyi tercih ederler. 1521 yılına gelindiğinde 95 tezinin yayınlanmasıyla başlayan ayaklanmalar şiddete varacak eylemlere dönüştü. Katoliklik, Reform kiliseleri adı altında yeni oluşumlara bölünüyor. Hristiyanlığın bu yeni mezhebine karşıtlarınca Protestanlık adı verildi. Luther ise tarihin akışını değiştirecek bu yeni mezhebin kurucusu olarak anılacaktı. ...15. yüzyılda Katolikliğe karşı isyan bayrağını çeken Martin Luther, daha sonra Katoliklerin protestan dedikleri
mezhebi kuruyor. Kendisi tabii mezhep kurmuyor da onun itirazları, onun karşı çıkışları sonucunda böyle bir mezhep meydana geliyor. Hristiyanlığın özüne dönüş anlamına geliyor bu protestanlık. Luther daha önceden de söylenilen, yapılan eleştirileri doğru zamanda yaptığı için başarılı oldu. Luther'den önce de bu demin bahsetmiş olduğum sola fide, sola scriptura, sola gratia dediğimiz ilkeler zaten dillendiriliyordu. Mesela 15. yüzyılda 1415 senesinde yakılarak öldürülen Çek din adamı Jan Hus aynı Luther'e benzer görüşleri savunuyordu. Ama 1415'te yakıldı. Çünkü siyasi koşullar ona uygun değildi. Ama Luther'in yaşamış olduğu dönemde siyasi koşullar Luther'in görüşlerin yayılmasına uygundu. Elbette ki reform hareketi sadece Martin Luther'in çalışmalarıyla açıklanamazdı. Ancak Luther, modern ulus devletlerin oluşması için bir kıvılcım oluşturdu. Rönesans'la dünyaya dönen Avrupa, şimdi Luther'in eserlerini matbaa sayesinde çoğaltıp bütün Avrupa'ya yayacaktı. Luther'in çıkardığı kıvılcım İngiltere'de ise yeni bir dönemi başlatmıştı. Kral 8. Henry eşinden boşanmak istiyordu. Ancak Katolik Kilisesi'nin prensiplerine göre bu mümkün değildi. Yaklaşık 6 yıl boyunca kiliseye direndi ve sonunda çareyi İngiltere'nin Vatikan'la yollarını ayırmasında buldu. Was not unknown for monarchs and leaders across Europe to quarrel with the papacy and to and after that be periods when the entire country was excommunicated because of a quarrel. This meant all basic church services would be put on hold. There'd be no official marriages, baptisms, or funerals during that period. What was extraordinary about Henry VIII's quarrel was that suddenly there was an alternative emerging. It was suddenly possible to imagine a church without Rome. Henry, İngiltere'nin Roma'ya ve Katolik mezhebine bağlılığına son vererek kiliseyi saraya bağladı. İngiliz krallığını Vatikan'ın kontrolünden çıkaran bu bağımsız kilise, daha sonraları Anglikan Kilisesi olarak anılacaktı. Anglikan Kilisesi kuruluyor İngiltere'de. Bu kilise papaya bağlı değildir. Kimdir başındaki kişi? İngiliz hükümdarıdır. Yani İngiltere resmen bir din devletidir. Çok tuhaf bir şey. Kral yahut kraliçe kilisenin başıdır. What Henry did was to establish a valid church that was simply parallel to and independent of Rome and of the papacy. At the same time, it began to embrace the new ideas of an accessible Bible in English, of married and reformed clergy, and of a greater alliance across Northern Europe in what became the Protestant states. Birçok ritüeli Katoliklere benzer. Dolayısıyla Protestanlığın daha aşırı formlarıyla Katoliklik arasında olan bir dinsel anlayış olarak görebiliriz Anglikanizmi ve Protestan olarak kendisini nitelendiren ama ritüeller anlamında Katolikliğe de çok yakın olan, Papa'yı dini otorite olarak kabul etmeyen bir hareketten bahsediyoruz. Anglikan Kilisesi ağırlığı Ahdi Atike yani Yahudilerin kitaplarına verdiler. Tevrat'a ve Zebur'a ağırlık tanıdılar. Bu çok ilgi çekici bir şey. Dinlerini Yahudiliğe yanaştırdılar.
tam da bu noktada Orta Çağ Hristiyan Avrupa'sında sürgün edilen Yahudileri tekrar hatırlayalım. İspanya, Portekiz, İngiltere gibi ülkeler para ve mal bakımından zengin Yahudileri topraklarında istememişti. Ancak ne var ki Yahudilerin zenginlikleri hem bir tehdit hem de bir cazibe unsuruydu. 1290'da kraliyet fermanı ile İngiltere'den kovulan Yahudiler yaklaşık 350 yıl sonra yeniden İngiltere'ye göç etti. Üstelik bu kez özellikle davet edilmişlerdi. Hollanda tabii alçak ülkeler diye tabir ettiğimiz bu Flaman coğrafyası Atlantik ticaretinde belli bir güç kazanmış. Sermaye birikimi ve kapitalizmin güçlenmesi açısından çok önemli bir merkez haline gelmişti alçak ülkeler. Ve burada bir Yahudi etkinliği söz konusuydu ticari anlamda, finansal anlamda. Hem bunu İngiltere'ye çekmeyi amaçlıyorlardı, ekonomik bir boyutu vardı. İkinci boyutu ise doktrinel bir boyuttur. 1651'e kadar devam eden İngiliz iç savaşı İngilizleri yormuştu. Savaşın ardından iktidara gelen Oliver Cromwell, Amsterdam'daki zengin Yahudileri Londra'ya çekmek istiyordu. Ancak Yahudilerin İngiltere'ye resmi olarak girişi 1290'da yayınlanan ferman nedeniyle mümkün değildi. Cromwell, Amsterdamlı bir Yahudi olan Manasseh ben İsrail'i özel konuğu olarak Londra'ya davet ederek başladı işe. Manasseh çok önemli bir din bilginiydi. 1650 yılında İsrail'in Umudu adlı bir kitap yayınlamıştı. Kitaptaki iddiasına göre milenyumun başında tüm kayıp Yahudi kabileleri ortaya çıkacak ve dünyanın tüm köşelerinde yaşayan Yahudilerle bir araya geleceklerdi. Birleşmenin yaşanacağı bu yerin adıysa Fransızca Angletere olarak telaffuz edilen İngiltere'ydi. Manasseh'in tahmini kısmen tuttu da. Londra ziyaretinden kısa süre sonra 1290'daki ferman feshedildi. Cromwell bir şekilde Yahudilerin ülkede kalmasına ve ticaret yapmasına izin vermişti. Yaklaşık 400 yıl sonra hünerlerini yatırıma dönüştürme fırsatı bulan zengin Yahudiler, bu kez bu fırsatı çok iyi kullandılar. Artık hani İsrail oğlana benzer bir şekilde Tanrı ile bir ahit gerçekleştirdiklerini, hani Tanrı tarafından artık doğuştan bir lütufla ödüllendirildik biz. Evet, dolayısıyla birçok Yahudiliğe karşı da yine müthiş bir sempati beslediklerini görüyoruz. Yahudiler İngiltere'de özellikle iki toplulukla tarihi bir ortaklığa girişti. Bunlardan biri Paris'teki büyük bozgundan yıllar sonra İngiltere'ye sığınan tapınak şövalyeleri, diğeri ise toprak soylularıydı. I imagine that as one job Jews could legitimately do, for example, in England at the time, was to lend money, and as the Templars were involved in the first developments of banking, then there would be some sort of relationship. Bu Yahudiler orada epey bir tezgah kurarlar. Sanatları var, paraları var. İngilizlerde de girişim ruhu var. Bu ikisi bir araya gelir. Birleştirirler güçlerini. Yazılı olmayan bir ittifak, bir izdivaç, isterseniz öyle de diyebiliriz, bir evlilik ortaya çıkar. İngilizler, Yahudiler menfaat birliği, evliliklerde bu vardır ya, menfaat evliliği vardır, bir de aşk evliliği vardır. Genellikle herhalde menfaat evliliği oluyor, bu da böyle bir şey. Ondan sonra bu evliliğin, bu ittifakın merkez teşkilatı, koordinasyonu sağlayan masonluktur. Orta Çağ boyunca Avrupa'da inşa edilen mimari eserlerin çoğu mason loncaları, yani duvar ustalarının oluşturduğu birlikler tarafından yapılmıştı. Hani şu tapınak şövalyelerinin de aralarına katıldığı söylenen meslek odaları.
Ancak kuruluş dönemlerinde onları bir araya getiren yapı inşacılığı 17. yüzyılın ortalarına doğru kaybolmaya yüz tuttu. Bunu önleme arzusu o kadar güçlüydü ki aralarına meslekten olmayanları da alma fikrine yöneldiler. Böylece kabul edilmiş masonlar kavramı ortaya çıktı ve kısa zamanda kabul edilmiş masonların sayısı artarak katlandı. Artık mason olarak bilinen duvarcı ustasıyla meslekten olmayan üyeleri ayırmak için yeni gelenlere farmason demeye başladılar. Bu kişiler daha çok toplumun aydın olarak tanımladığı kesimdendi. Çoğu zengin ve meslek sahibiydi. Kabul edilmiş masonlar, operatif masonlar gibi duvar örme ya da taş işleme işleriyle uğraşmıyordu. Peki zengin ve meslek sahibi adamlar neden sıradan işçiler gibi bu cemiyete girmek istiyordu ki? The Masons were created out of medieval stories about the guilds, self-help groups of stonemasons, practical masonry, who traveled the country and they stayed in lodges. Today, there's a distinction made in masonry between these practical operative masons who built cathedrals and worked with their hands and the speculative masons who manage the secretive web of lodges that meet up today. Bu yeni masonluğun doğum yeri, yüzyıllar sonra Yahudilerin tekrar ayak bastığı İngiltere topraklarıydı. Londra'da üyelerinin çoğu kabul edilmiş masonlardan oluşan dört loca, 24 Haziran 1717'de bir araya gelerek dünyadaki ilk büyük locayı kurdu. İngiltere Büyük Locası'nın kuruluş günü, tapınakçılar tarafından kutsal sayılan Yahya Peygamberi anma günüyle aynıydı. Spekülatif masonluğun doğuşuyla birlikte, masonluğun prensipleri arasına ırk, din, dil ve felsefi inanç farkı gözetmeksizin ibaresi girdi. Bu, kimlik krizlerinden çokça çekmiş olan Yahudiler için önemli bir gelişmeydi. Zamanla masonluğa daha fazla destek vermeye başladı. Yeni bir ortak kimlik anlayışı doğuyor gibiydi. Bunların evliliğinde de İngilizler birçok Yahudi özelliğini almışlar. Yahudiler de İngiliz özelliğini almışlardır. Anlatabiliyor muyum? İngilizlerin aldığı özelliklerin başında din gelir. Protestan Presbiteryen Kilisesi'nden rahip James Anderson, 1723 yılında masonluk ilkelerini açıklayan bir anayasa yayımladı. İlginç olan, Anderson'un bir din adamı olmasına rağmen masonluğun orijinal anayasasında Hristiyanlıkla ilgili hiçbir şeyden söz etmiyor oluşuydu. Zamanla toplumdan gelen tepkilere göre revizyona gitti. Belli ki eğer böyle bir revizyona gitmezse masonluğun hem toplum hem de kraliyet nezdinde kabul görmeyeceğinden endişeleniyordu. Ama yine de 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta Katolik Kilisesi olmak üzere dini çevrelerce hasım olarak görülmekten kaçamadı. Papa 12. Clemens 1738'de In Eminenti fetvasıyla masonluğu Katolik Kilisesi tarafından dinsiz ve putperest ilan etti, eylemleri yasaklandı. Tarihte sınırları koymaya çalışırken ne kadar geriye gidersek onu bir o kadar dikişsiz bir ağ olarak görürüz. İşte yeni çağın dinamiklerini anlamaya çalışmak da bu dikişsiz ağda tutunmak gibi. Şimdiye kadar anlattıklarımız yeni çağın o güne dek gelen din anlayışını alaşağı ettiği üzerineydi. Peki ama yerine koyduğu değerler dünyamızı nasıl etkileyecekti? Thank you.
İhtiyaç duyulan şey duygu değil, akıldı. Seçilmiş olan bir topluluk olarak Tanrı ile bir ahit yaptık. Yeryüzü cenneti yaratma projesi. İngilizler Doğu Hindistan Kumpanyası'nı kuruyorlar özel bir teşebbüs olarak. Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri saray devrimidir. İngilizler dünyanın geri kalmış coğrafyalarını önce keşfettiler. Daha sonra buralarda kendileri lehine bir statüko, bir yönetim biçimi oluşturdular. Sömürgecilik ortaya çıkar. Some of it was good, much of it was regrettable and deeply exploitative.